Ve depremin vurduğu Malatya'da kabusa uykusunda yakalandı baba ve oğlu. Enkaz altında kaldılar. Pek çok hikaye gibi. Saatler sonra da yaralı kurtarıldılar. Işıl Açıkel ve Sebahattin Kıvrık Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde onların yanında. Işıl, baba ve oğlunun durumu nasıl şu anda? Söz sana bırakıyorum. Köroğlu ailesi de depreme Malatya'da yakalandı. Depremden birkaç saat sonra hala enkazın altındalardı. Gardırop ve duvarın arasına sıkıştı kaldı baba oğul. İkisi evdeydi. Anne dışarıda gece nöbetinde, hastanede hatta çalışıyor kendisi. Oradaydı babayla oğul. Enkazın altındaydı. Çevredekilerin yardımlarıyla kurtarıldılar ve İstanbul'a getirildiler Malatya'dan. Malatya Yeşilyurt'tan. Efe de gece uykusundaydı. Babasıyla birlikte yatıyordu. Şu anda çok zorlamak istemiyorum Efe'yi. Çok da konuşmak istemiyor. Hala o yaşadığı olayın şokunda. Bacağında bir kırık vardı. Hocam onu şimdi Nurettin Yiğit'ten, başhekim burada Profesör Doktor Nurettin Yiğit, ondan alacağız. Babası Bayram Köroğlu. Bayram Bey, siz hemen ilk deprem oldu. Ne yaptınız o an? Nasıl enkazın altında kaldınız? Hacı Bayram Köroğlu, Malatya'dan geldik İstanbul'a. Deprem başladığı anda benle oğlum birlikte yatıyorduk bazada. Annesi işteydi nöbette. İlk başladığı anda Ömer Efe'yi uyandırıp bazanın kenarına aldım. Çök kapan yaptık. Ondan sonra ben oğlumun üstüne kapaklandım. Yani zaten şiddeti ilk baştan beri başlayıp aynı şiddetle devam eden bir depremdi. Zaten biz kapan yaptıktan sonraki süreç sadece sesleri hatırlıyorum ben, yıkılma seslerini. Bizim gece 4.17'de olan depremde yıkıldı evimiz. 1,5-2 dakika gibi bir süre sürdü. Saat 4.17'deki ne yıkıldı o an, üstünüze ne geldiniz, ne kadar, nasıl, kaç saat kaldınız? 1,5-2 dakika sürdü. Ondan sonra sadece biz sesler duyduk. Gözümüzü açtığımızda enkazın altındaydık. Gardırolapla duvar üstümüze yıkılmıştı, bacaklarımıza. Oğlumun da dizine işte gardırolabın kapağı düşmüştü. Onun bacağı kırıldı. Bende de eziklerle yaralanmalar oldu. Allah'a şükür o enkazdan bir 3 saat sonra çevredeki arkadaşlarımın, dostlarımın yardımıyla kurtuldum. Kurtuldunuz ve İstanbul'a buraya geldiniz. Birçok yine deprem bölgesinden yaralı da hocam burada hastanede. Tedavileri devam ediyor. Şu anda rakam var mı? Belli bir rakam da vermek aslında zor çünkü evet. Dakikadan dakikaya değişiyor bu rakamlar. Şimdi tabii tedricen artan bir yatış rakamımız var. Şu an biz 400 rakamlara kadar başvuruda yaklaştık. Allah'a çok şükür ki bunların önemli bir kısmını tedavilerini tamamlayıp çok kısa sürede taburcu edebiliyoruz. Şu an yatan sayımız 120'leri biraz geçmeye başladı. Şimdi baba ve oğul ikisi de depremde beklediğimiz haliyle aslında ezilme ve kırılma. Küçük kardeşimiz Allah'a şükür iyi bir operasyonla, şu an bir sıkıntısı yok. Babada da alt ekstremite, yani bacaklarda ezilmeler var. Onlar da iyi gidiyor. Bir sekel ya da bir arıza kalmasını beklemiyoruz. Şu anki süreç açıkçası ameliyathaneler anlamında özellikle ekstremite yaralanmaları ve ezilmelere bağlı sıkıntıların hızlı bir şekilde düzeltilmesi üzerine ameliyatlarla geçiyor. Şu anda ameliyatlar var ama ciddi ameliyatların dışındaki rutin ameliyatlarda askıya alındı. Şöyle, hepsini de almadık. Yani şu an aslında bizi zorlayacak düzeyde değil hasta yükümüz. Aslında bir yandan önemli ameliyatlarımızı sürdürebiliyoruz. Normal hastalarımızı da aslında mağdur etmediğimizi ifade etmekte fayda var. Günden güne de deprem bölgesinden yine yaralılarımız da buraya geliyor. Hacı Bayram Köroğlu ve Ömer Efe Köroğlu da Malatya'da enkazın altından kurtuldular. Bir gardırop düştü Efe'nin bacağının üzerine. Efe'cim kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. İkinci sınıfa gidiyorsun. Okullarda tam tatildi, senin o gün yoktu, sabah okula gitmek için belki bir hazırlık vardı. Kurtuldun, arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Bir selam söylemek ister misin? Çok zorlamak istemiyoruz biz de. Baba ile oğul enkazın altından kurtarıldılar.
Evet, gerçekten çok zor. Gerçekten herkesin yüreğinde, boğazında bir yumruk var. Onu çok iyi biliyorum. Deprem bölgesindekilerin zaten hissiyatını anlayabilmek bile mümkün değil.